Tipide Yolculuk. Memduh Şevket Esendal. Yolcu yolunda gerek. Çıkalım Mehmet Kalfa dedim. Arkadaşım da benim gibi. Başoğlunun hanından, han rahlesinde pineklemekten usanmış. Çıkalım dedi. Atlarımızı hazırlattık. Başoğlu bizi yolcu etmek istemedi. Hava kar havasıdır dedi. Buna inan olmaz. İnsanı bu kırlarda kurt kuş yer. Ama biz ısrar ettik, dinlemedik. Şehrin olduğu bayırları inip düz ovaya düşünce çamur atların karnını tutmaya başladı. Mehmet Kalfa'nın bindiği Doru Beygir'den korkulmaz ama benim altımdaki genç kısrak şişip kesilebilirdi. Onun için ihtiyatlı gidiyor, hayvanları zorlamıyorduk. Biz ovayı henüz bitirmemiştik ki karaya esmeye başladı ve içine gömülüp durduğumuz topraklar dondu, taş kesildi. Bu suretle çamurdan kurtulmuş olduk. Ama şimdi de soğuk bizi incitmeye başladı. Kalın, koyun postu gocukların içine büzülmüş gidiyorduk. Bir aralık Mehmet Kalfa, gocuğun içinden gelen boğuk bir sesle bana, ''Başoğlunun dediği çıkacak galiba. Bu havanın yüzü kara bakıyor.'' dedi. Kar yağsa da iyi olur, bu ayaz kesilir diye cevap verdim. Orasını pek bilmem dedi. Biraz daha gittik, kar başladı. İlkin kendi halinde iri iri yağıyordu. Hoşuma gider gibi oldu ama sonra dikkat ettim. Bir duvar gibi önümüzü kapıyor. Dört yanımıza ak benekleri uçuşan bir perde çekilmiş. Önde giden Mehmet Kalfa'nın gocuğunun arkası kar tuttu. Yerler kapandı. Yolun izi biraz belli oluyor. Hava böyle karladıkça rahmetli anam dışarı bakar, Allah kırda olanlara yardım etsin derdi. Kendini mesut bulurdu ve fena günlere düşmek korkusu içinde titrerdi. Kırlardan çalı çırpı toplayıp ısındığımız, tavanı basık bir kulübede yaşadığımız, sade suya fasulye pişirip yediğimiz günlerde de yine kendini mesut hissederdi. Bu kar fırtınası içinde hep onun sözlerini hatırlıyorum. Başına mor yazma yemeninden bir tartma yapar, çenesi altından bağlar, ellerini çaprastı, hırkasının yenlerine sokar, babası Sivas'ta valiyken Tokat'la Zile arasında kafirelerin kar fırtınasına tutulduğunu anlatırdı. Ne kadar yazık ki şimdi eve gidince onu göremeyeceğim. Yalnız şimdi değil, artık hiç göremeyeceğim. İnşallah ölünce mümkün olur. Bir aralık anamı düşünmeye dalmışken ayılır gibi oldum. Başoğlu ne kadar doğru söylemiş. Bu halde bize kurtlar hücum etse ne olacak? Ne atlar kendilerini koruyabilirler ne de biz. El ayak tutmaz. Kar savruntu şeklinde geliyor, insana nefes aldırmıyor. Hatta hayvanları bile bunaltıyor. Ben Mehmet Kalfa'nın arkasından gidiyorum. Bu âlâ ama o nasıl gidiyor, nereye gidiyor? Bağırdım. Nereye gidiyoruz dedim. Bir cevap verdi ama anlamadım. Neyse bakalım. Ancak yol, iz, uğur kalmadı. Tahmin etmek istedim. Mengene çiftliği sırtlarında olsak gerek. Kar duvarı bazen çok yaklaşıyor, bazen de biraz uzaklaşır gibi oluyor. Benim elimde, ayağımda hal takat kalmadı. Dizginleri bile tutmuyorum. Ne kadar gittiğimizi de bilmiyorum. Vaziyetimiz üzerine Mehmet Kalfa'nın ne düşündüğünü öğrenmek de kolay değil. Başoğlunu dinlemediğimiz fena oldu. Ne olurdu bir hafta daha kahvede yer içer, 66 oynar, Tahsildar Recep'in av yalanlarını dinler, otururduk? Arkamızdan attı mı kovalıyordu? Gideceğimiz yol 10 saatlik bir yol. Geçe kalırsak, bu karda kıyamette? Mehmet Kalfa dursa da bir konuşsak. Ama o yolunu almış gidiyor. Onun yolunu bozmak, boşuna gevezelik etmek istemiyorum. Gözümün önünde ocaklı bir oda, penceresinden bakınca kısa, dalları yayılmış yemiş ağaçlarıyla geniş, çok geniş bir bahçe var. Kar yeri örtmüş, ağaçların dallarını işlemiş. Gece yün döşek, gocuğu üstüne çeker yatarsın. Ben dalgadayken Mehmet Kalfa durdu, bana bir şeyler söyledi. Atı yanına sürdüm. Ne diyorsun dedim. Biz yolu kaybettik dedi. Nasıl, neden anladın dedim. Kar benim sağ yanımdan gelecekti. Arkamdan geliyor diye cevap verdi. Yine sağ alıp gideceğiz. Pekala ama biz yerde kalsak
gece bu havayla nasıl gideriz? Gidemeyiz. Yolumuz bir yere düşerse elbette kalırız. Düşmezse? Düşmezse bir çalı dibinde sabahlarız. Yani donarız. Mehmet Kalfa adeta donmaya razı olmuş gibi, ne yaparsın dedi. İçimi adeta bir ümitsizlik kaplar gibi oldu. Tekrar yola koyulduk. Akşam yaklaştıkça kar daha da artıyor, her tarafı tutuyor. Kayaş'ta. Cuma günü ev sahibinin kızıyla kabak kızarttık. Ben temizledim, o dildi, o tuzladı, ben kızarttım. Bir koca tabak doldurduk. Yoğurda biraz sarımsak da koyduk. Güle oynaya yenildi. Odama çıktım, biraz uzandım ki Ferit geldi. Haydi kalk, Kayaş'a gidelim dedi. Ne münasebet, sen Kayaş'ı bilmiyor musun? Zahmetine değer mi? Canım evde oturup çürüyüp küflenip kokmak mı gerek? Değmezse değmesin. Gidelim diye ısrar etti. Baktım sinirli kızgın, peki dedim, gidelim diyorsun gidelim. Seni, beni eğlendirecek yer değil ya, sözün yerine gelsin. Hadi, hadi kalk, böyle yerler gide gide düzelir. Giyindik gittik, istasyona indik, ters yönde yürümeye başladı. Herkes bu tarafa gidiyor, sen nereye gidiyorsun dedim, o tarafta bir şey yok. Benim bu yanda bir bildiğim yer var, oraya gidelim dedi. Gittik. Bahçeler arasında yollardan geçtik. Dikenli telle çevrilmiş bir bağa girdik. Kaldırım, dar bir yol. İki tarafına frenk üzümü dikilmiş, sık ağaçlık. Fidanlık, kuytu, yeşil bir yer. Yolun bir tarafında ağaçlar arasından geçen sellerin harap ettiği yerler görünüyor. Su belli ki sağ tarafta. Ta frenk üzümlerinin köklerine kadar gelmiş. Sol tarafa dokunamamış. Yürüdük, yol kıvrıldı, bir çiçek bahçesinin meydancığına vardı. Etrafımız gül ve karanfil. Ortaya kum dökülmüş, tahta masalar, tahta sandalyeler konmuş. Turuncu güllerle kayısı güllerine bayıldım. Dikkat ettim ki daha birçok çiçek de var. Ancak güllerle karanfiller adamın gözünü alıyor. Ferit'e, ''Azizim, bu ne kadar gül?'' dedim. ''Ya sahibi pek meraklıdır.'' dedi ve bastonuyla masanın üstüne vurmaya başladı. Uzakta yapraklar arasında bir ev görünüyor. Bir katlı mı, iki katlı mı bilemiyorum. Geldiğimiz yolun karşısında da bir ser görünüyor. Çocuk sesleri duyuluyor ama kendileri görünmüyor. Ferit Bey yine masaya vurdu. Baktım ser tarafından bahçıvan kıyafetli bir adam geliyor. İhtiyar, kır bıyıklı, beli bükülmüş bir adam. Adına herkes dayı diyor. Ferit'in dediğine göre eğri bozluymuş. 50 sene olmuş, buraya göçmüş. Dili hala biraz Giritlilerin diline çalıyor. Bu bahçe sahibinin ailesinin emektarlarındanmış. Ferit ona oturacağımızı, bira istediğimizi ama biradan evvel kahve içeceğimizi söyledi. İhtiyar adalı eve doğru gitti. Biraz daha ayakta durup çiçekleri seyrettik. Ev tarafından hizmetçi kıyafetli bir kız koşarak geliyor. Sizlerin ve sahibinin affını rica ederim. Hizmetçiye bayıldım. Kumral bir kız. Ama bilmem nasıl söyleyeyim. Açık göğsü güneşten yanmış. Elleri, yüzü, boynu, üstü başı, önündeki önlüğü o kadar temiz ki kızın güzelliğinden, tazeliğinden geçtim. Bu temizlik sanki beni sarhoş etti. Ne yapayım? Ben kadının güzelinden ziyade temizine bayılırım. Dünyada en nefret ettiğim şey de yıkanmamış el ve boyalı tırnaktır. Ferit Bey'e sordum. Bu garson mu dedim. Ya dedi, Rasim Bey'in evlatlığı, garsonluk da eder. Rasim Bey kim oluyor dedim. Bir mütekayittir dedi, burada yaşar. Yetişmiş çocukları var. Kendisinin burada bir yerde bir çiftliği varmış galiba. Bu gördüğün gülleri hep o yetiştirdi. Görüyorum dedim. Kızcağız Ferit Bey'i tanıyor. Ferit de ona Cemile Bacı diyor. Buraya gelenlerin hepsi de öyle derlermiş. Cemile Bacı masalardan biri üstüne pembe beyaz satrançlı dokuma bir örtü örttü. Yine o renkte keten peçeteler koydu. Tahta sandalyeler üzerine de keten yüzlü birer minder getirdi.
Ama hepsi tertemiz. Hepsi insanı imrendirecek kadar bakımlı. Ben nesine isterseniz bahse girerim ki, bütün Ankara'da bundan daha temiz bir yer yoktur. Cemile Bacı kadar temiz kadın da yoktur demiyorum. Ama ondan daha temizini tasavvur etmem. Görünüyor ki bir defa tabiat onu seçmiş, yaratmış. Bu Cemile Bacı'nın babası Kırım muhacirlerinden bir Eskişehirli, anası da Bosna muhaciriymiş. Anası babası genç yaşlarında ölmüşler. Bu kızı da Rasim Bey büyütmüş. Cemile Bacı bize 2 kilo buzlu bira, 5 tane de sıcak şiş köftesiyle biraz da peynir getirdi. Burada erken gelip yemek ısmarlamak, hatta kendi eliyle testi kebabı pişirmek de mümkünmüş. Bir gün evvel haber verilirse yalancı dolma, irmik helvasını Rasim Bey kendi eliyle hazırlarmış. Bira mezeleri bana biraz tuhaf geldi. Et bence şarap mezesidir. Ferit dedi ki, şarap ister misin? Rasim Bey'in kendi şarapları vardır. Bütün bu güzel mezeleri, yemekleri de Rasim Bey'in hanımı ve kızı hazırlıyorlarmış. Buradan evvel Cemile Bacı'nın getirdiği kahveleri bilmem kaç yıl Ankara'dayım, hiçbir yerde içmedim. O temizliği, o yere serilmiş kumu hiçbir yerde görmedim. Hele o güller, baktıkça bizim Hamdi'yi hatırladım. O hiç buralara gelmemiş olacak. Gelse, imkanı yok bunlardan dem vurmasın. Seyit Battal. Akşam yemeğini yer yemez yatmıştım. Tan yeri ağrırken uyandım. Hanın avlusuna çıktım. İçeride hava hem sıcak hem de bozukmuş. Açık havanın serinliği göz kapaklarımda kalan uyku tortusunu sildi. Avluda biz yattıktan sonra gelmiş, iki iri kamyondan birinde bir adam durup durup öksürüyor. Horozlar ötüşüyorlar. Benim gibi kalkanlar var. Gölgeleri belli oluyor, yüzleri seçilmiyor. Hemen hepsi öksürüp tükürüyorlar. Avlunun bir yanındaki akarcada yüzümü gözümü yıkayıp saçlarımı taradım. Yattığım odaya girip yükümü topladım. Han kahvecisinin çırağı ateş yakıyor. Rüzgar olmadığı için kıvılcımlar mangaldan yükselip dört yana saçılıyor. Yolculukta arabayı yahut otomobili beklemek bizde adet olmuş gibidir. Bu seferimizde nasılsa otomobilimiz akşamdan hana gelmiş. Eskice bir Ford otomobil. Şoförü de orada. Çocuk denecek kadar genç bir delikanlı. Yassı kafalı, kaba burunlu, suratsız biri olan. "Sen mi bizi götüreceksin?" diye sordum. Karanlıkta görebildiği kadar beni süzdü, sonra "ben" dedi. Elinde tuttuğu bir iç lastiği evirip çeviriyor, yamalarına bakmak istediği anlaşılıyordu. "Lastiklerin sağlam mı?" diye sordum. Hiç sesini çıkarmadı. Söylerse ters, terbiyesizce bir söz söyleyeceğinden korkarak sustum. Ancak içim rahat etmedi. Lastikler gözüme pek eski, yamalı görünüyorlar. Hancının çırağı orada geziniyordu. Ona söyledim. "Bunun lastikleri pek eski görünüyorlar. Bizi götürebilecek mi?" dedim. "Hiç korkma" dedi. "Ona Seyit Battal demişler." "Demek tanınmış kimselerden" dedim. "Yedi vilayette adı anılır" dedi. Sesi çıkmadığından belli. "Bizi sağlıcakla götürsün de." Bizi dinleyen şoför dile geldi. "Sen besmeleni çek" dedi. "Ben seni gün batmadan Sivas'a sokarım. Besmeleyle oluyorsa ben 40 besmeleyi arka arkaya çekerim. Ancak bu lastikler gevur yapısıdır. Besmeleden anlamazlar" dedim. Bu söz her nedense pek hoşuna gitti, güldü. "Anlamaz ya" dedi. "Ben onların dillerinden anlarım." Biraz sustuktan sonra yine Seyit Battal, "Sen lafı bırak da arkadaşlarını kaldırsana, sıcak basmadan gidelim" dedi. "Arkadaşlarım uyuyorlar. Hancı çırağına, uyandırsana" dedim. "Onlar uyanık, kağıt oynuyorlar" dedi. "Kağıt mı oynuyorlar? Bütün gece kumar mı oynadılar? Hadi git söyle, yola çıkacağız" diyor de. Hancının çırağı gitti, geldi. "Şimdi geliyoruz" demişler. "Oyundan kalktılar mı?" diye sordum. "Yok, daha oynuyorlar" dedi. "Çayın demlendiyse bir çay getirsene" dedim.
şu bizim Seyit Battal'a da benden ceba bir çay ver bakalım. Üst üste üçer çay içtik. Ortalık ağırdı. Çarşıda dükkanlar açıldı. Daha bizim arkadaşlardan haber yok. Hancının çırağını yeniden yolladım. Şimdi demişler. Daha oynuyorlar mı dedim. Oynuyorlar diyor. Ben çıktım. Arkadaşlarım üç kişi, biri askerden emekli bir eczacı, orta yaşlı bir adam, biri Erzurumlu bir avukat, üçüncüsü de İstanbul'da doğup büyümüş bir İranlı. Bağırsakçılık edermiş. Bir dördüncüyü de buradan bulmuşlar. Köse sakallı, yaşlı, açık gözüm biri. Kim kaybetmiş, kim kazanmış bilmiyorum. Beni görünce eczacı, şimdi dedi, bizim oyunumuz da bitti. 10 dakikaya kadar geliyoruz. Hiç sesimi çıkarmadım, çekildim. 10 dakika sonra yeniden kapıyı açtım. Eczacı yine, geliyoruz diyor. Onu siz bilirsiniz dedim. Yüklerinizi de yüklettim. Ben gidiyorum. 1 dakika bile bekleyecek değilim. Yüklerinizi Sivas'ta beni bulur alırsınız. Siz isterseniz 1 hafta sonra da gelirsiniz. Bütün gece oynamışlar. Hepsinin benizleri kirli limon sarısı rengi olmuş. Odada yanan petrol lambası 1 aralık tütmüş. Bunların ellerini, yüzlerini, burun deliklerini karartmış. Aralarında dargınlık, kavga da olmuş sanırım. Anlayabildiğime göre eczacıyla İranlı kazanmışlar. Erzurumlu avukatla o yerli, köse herif yutulmuş. Yutulanlar, kalın oynayalım diyorlar. Köse herif evine çağırıyor. Eczacıyla İranlı da benimle gelmek istiyorlar. Her dördü de birbirine can düşmanı olmuşlar. Köse herifin elinden gelse beni kovup kalan üçünü evine götürecek. Verdiği paraları almaya çalışacak. Elinden gelse soyacak, derilerini yüzecek. Petrol lambasının isinden sürmelenmiş gözleri parlıyor, çenesi titriyor. Ben soğukkanlılığımı bozup bir söz söyleyecek olsam çelimsizliğine, yaşlılığına bakmayarak üstüme atılacak. Sonradan anlıyorum ki kösenin 900 lira kadar parasını almışlar. Şimdi de kalkıp gidiyorlar. Erzurumlu da 1-200 lira kaptırmış. Arkadaşlarına kalalım diyor. Ama onlar dinlemez de giderlerse o da birlikte gideceği için köse gibi umutsuz değil. Biz yoldaşları otomobile sokmaya çalışırken köse yakalarına yapışacak. Nereye gidiyorsunuz? Hırsız herifler! Diyecek kadar ileri gitti. Aralarında bir dövüş çıkacak. Benim de başım belaya girecek diye korktum. Öteki beriki dört yanımızı sardılar. Zorla bunları otomobile sokup ben de atladım. Seyit Battal da aç gözlülük edip arabayı sürdü. Kaçıp kasabadan çıktık. Köse'yi bu Erzurumlu avukat eskiden tanırmış. Buraya gelince o aramış bulmuş. Belki de Köse ile bir olup eczacı ile İranlıyı soymaya hazırlanmışlar. Ötekiler daha usta çıkıp bunları vurunca öfkelenmişler. Onlar üç kişi otomobilin içindeydiler. Ben şoförün yanındaydım. Baştan pazarlığımız böyleydi. Bizim Seyit Battal Köse'yi tanıyor, Kebanlı Mustafa derlermiş. Her karışık işte parmağı olan bir adam diye tanınıyormuş. Yol boyunca onun yaptıklarını, onun hakkında söylenenleri anlattı. Erzurumlu avukat bir şey demedi. Uzun yolculuğumuz da böylece eğlenceli geçti. Sokakta. Ev sahipleri misafirlerine nezaket gösterdiler. Hanım salon kapısına kadar geldi. Damat merdiven başına kadar takip etti. Her zaman buyurmasını, evlerine şeref verdiğini, teşerrüf ettiklerini söylediler. Hizmetçi kız, Kemal'i nezaketle şapkasını, bastonunu uzattı. Kapı kapanıp sokakta yalnız kalınca kendi kendine sövmeye başladı. ''Ne ahmak herifim'' dedi. ''Neden böyle bir şeyi fazla tuzlayıp sonra da bir sürü yalan söylüyorum? Rezil oldum. Arkamdan ne fena bir tesir bıraktım. Şüphesiz şimdi benim için salonda gülüp eğleniyorlar. Ne münasebet. Paris'e gitmediğim halde gittiğimi söyledim. Bu yalana ne lüzum vardı?'' Sanki orada malumatlı, dirayetli, fevkalade görüneceğim. Al sana fevkaladelik. Rezil oldum. Şimdi beni nerede görseler eğlenecekler.
Otomobillerin 500 kilometre süratle gidebildiklerini söyledikten sonra neden ısrar ettim, nasıl da oldu dönemedim, beni gafil avladılar. Tatlı tatlı anlatıyordum. Çok ileri gittiğimin farkındaydım. Lakin mahsur görmüyordum. Onun birdenbire itiraz edişi beni bozdu. Sanki bütün muvaffakiyetim elimden gidiyordu. Orada gayet ustalıklı ricat etmek vardı. Sözün hararetiyle galiba kilometreyi fazla söyledik. Çok hakkınız var deyip yine mevkiye sahip kalabilirdim. Aptallık. Israr ettim ve bir kere ısrara başladıktan sonra acaba dönebilir miydim? Ne budalalık. Otomobil sürat rekorlarını gazetelerde yazıyorlar. Bunu benim gibi elbette onlar da okuyup biliyorlar. Ben ısrar edince onlar sustular. Soğuk bir duş oldu. Ne budala herifim. Hiç olmazsa orada duraydım. Bunu tadil etmek için çalışmasaydım. Aptallığın bir büyüğü de burada. Artık ne hezeyanlar ettim bilmiyorum. Herkes beni dinlerken başladılar yavaş yavaş birbirlerine saati sormaya. Buradan çıkınca nereye gideceklerine dair konuşmaya başladılar. Ne fena, ben nihayet nezaketen beni dinleyen orta yaşlı, manasız bir hanımla yalnız kaldım. Salon halkı benimle alakadar görünmüyorlar gibiydi. Lakin gitmek için ayağa kalkınca hepsi birden başlarını çevirdiler. Demek hepsi bunu bekliyorlarmış. Ben gidince arkamdan beni çekiştirmeye başladılar ve yalnız bunun için benim kalkıp gittiğimi beklediler. Yalnız bunun için geç vakte kadar kaldılar. Sedat Bey yayan hem yürüyor hem de kendi kendine söyleniyordu. Oraya giderken kendinden memnundu. Salona girerken içinden bir ses, "Türkiye'nin büyük adamlarından biri salona giriyor," diyordu. Oradaki kızlar, kadınlar, hayran, erkekler hürmetkardılar. Ona lazım olan susup bir köşede oturmak, herkese karşı mütevazı ve hürmetkar olmaktı. Bu cemaati hiç alakadar etmeyecek bir projeyi, hiç münasebeti yokken yarım saat izah etmek, sonra lakırdının bilmem neresinden tutturup otomobillerin Avrupa'da bilmem kaç yüz kilometre gidebildiğinden bahsetmek ve aptalca bunda ısrar etmek ne lazımdı? O dakikada aralarından geçip gittiği bu insanlar içinde ondan aciz ve budalası bulunabileceğini zannetmiyordu. Onun köylüye, fukaraya satacak sözü yoktu. Onlarla ne konuşabilirdi? Onun bir kıymeti varsa bu münevveran sınıfı içinde vardı. Bir şoföre bütün nazariyatını anlatsa şoför nezdinde hiçbir alaka uyandıramazdı. Bir köylü onun âli iktisat nazariyatına kaç para verir? Bir omzu aşağıda, öteki yukarıda, kollarını kartal kanadı gibi açmış, ayaklarını rastgele atıyor, gelene geçene çarparak, ara sıra tırnaklarını dişleyerek gidiyordu. Bir aralık karşı kaldırıma geçti. Otomobile, arabaya aldırmıyordu. Aynı hal, aynı telaş ve dalgınlık içinde yoluna devam etti. Biraz orada yürüdükten sonra tekrar eskiden yürüdüğü kaldırıma geçmek istedi. Ona yolu değiştirmek ihtiyacı sanki bir nöbet, bir sıtma gibi geliyordu. Geçmek için kaldırımdan indi. Otomobiller frenlerine basıyor, arabacılar dizginlerini çekiyor, ona yol veriyorlar. O geçirdiği tehlikenin farkında bile değil. "Efendi, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun?" "Ben mi?" "Sen ya." Çevresindeki kalabalığı o zaman gördü ve galiba nereye gittiğini, ne yaptığını hatırlayamadı birdenbire.